Baba, bir şeye ihtiyacın var mı? Sağ ol oğlum, sağ ol. Senaryo mu okuyorsun sen? Öyle bir göz gezdiriyordum işte ya. Belli oldu mu? Bana bak, anlaşmayı imzalamadın değil mi? Bana sözüm var. Yok Kerem, anlaşmadım. Boşanmadan olmayacak dedim, söz verdim. Ama boşandıktan sonra bu işi kabul edeceğim muhtemelen. Yeni avukat işin oldu. Ha, biri var dediğim gibi. Konuştun mu? Fırsat bulamadım bu kamp mevzusu yüzünden. Konuşacağım. Görüyor musun çifte kumruları? Hiç ayrı kalmıyorlar. Kim bilir bıdır bıdır ne konuşuyorlar. Ya. Canım cicim ayları tabii. Ama insan her zaman böyle olmalı. Aynı evin içinde iki yabancı gibi öyle kalmamalı. Doğru söylüyorsunuz Muhsin amca. Hı? Ya. Sen al bakayım şunu kızım. Ah, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bize mi onlar baba? Alın bakalım çifte kumrular. Afiyetle yiyin. Muhsin babacığım ya, ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Eline sağlık. Sayemde ikiniz de ilk defa güzel bir kamp yaptınız değil mi? İki insan, birbirini seven iki insan ne gerekiyorsa yapmalı. Bugüne kadar yapamadığınız her şeyin bir listesini çıkarın. Sıralama yapın ve onların tamamını yapmaya çalışın. Bol bol seyahat edin. Tiyatroya gidin. Dans öğrenin. Balık tutun. Deniz kenarında yemyeşil çimenlerin üstünde sırt sırta oturun. Romanlar okuyun. Birbirinize şiirler söyleyin. Pazara gidin. Portakalı, mandalinayı, karpuzu birlikte seçin. İşte böyle paylaştıkça sevgi gelişiyor. Yoksa hiçbir şey olmuyor. Bunu sakın es geçmeyin. Geçen gün kamp malzemelerini alırken birden aklıma geldi. Doktorun söylediği gibi zınk diye aklıma geldi. Kriz geçirdiğim gün merdivenlerde sanki matematikçiyle sen kavga ediyordun da Ayşe sizi ayırıyordu. Ya da siz Ayşe'yle kavga ediyordunuz, sen matematikçiyi susturmaya çalışıyordun sanki. Bunları hatırladıkça beynim sanki benimle alay ediyormuş gibi geliyor. Ben doktor değilim ama bence alay ediyor. Öyle bir şey olmadı çünkü baba. Asıl ben ne diyeceğim? Sen kalalım dedin ama şimdi hepimiz bu çadırda mı yatacağız? Nasıl olacak? Oğlum, annem bütün malzemeleri geri göndertti dediysem bazılarını da göndertmedim ben. Mesela şu şeyi almıştım. O da gelir benimle kalır diye 2 kişilik uyku tulumunu. Bir de tek kişilik almıştım. Onda da şoför yatar diyordum. Şimdi bu 2 kişilikte siz yatarsınız, o tek kişilikte de ben yatarım. Ceyda da zaten kendi malzemesini getirmiş. Aa, yok olmaz, biz yatamayız. Niye? Çünkü daralırım ben. Olmaz yani. Aa, yok kızım, bu öyle değil. Kafan açıkta, gökyüzünü görüyorsun. Aa, yok öyle sıkışık sıkışık olmaz Muhsin baba ya. 2 tane tek kişilikte kalabilirdi, buna da şükür. Ne olacak ya, karı kocasınız, birlikte yatarsınız işte. İsterseniz çift kişilik olan da Ayşe ile biz beraber yatalım. Tek kişilik olan da Kerem yatsın. Yok canım, ne münasebet, karı koca onlar. Koyun koyuna yatarlar, ne var bunda? Ya siz az önce söylediklerimi dinlemediniz mi? İlk defa uyku tulumunda birlikte yatacaksınız. Gökyüzüne bakarak, muhteşem yıldızların altında. Ne güzel bir deneyim. Buna da bir çentik atın, hadi. Yiyin, yiyin, soğutmayın. Burada yatarsınız. Ayşe çok deli yatıyor da o yüzden. Biliyorsun ben de yatacağım. Biraz daha mı kaysan? Kerem, nereye kayayım? Bak zaten dibindeyim. Bak ne yapayım? Yer var orada. Bu esneyen kumaş. Biraz orayı zorla. Nasıl esneyebilir? Sen içine girsene şunun bir. Söylenme artık ya. Oy. Kapatamıyorum, dur. Ha. Bir dakika. Kalkmak için sen kalbi. Bunu genişletmen lazım diyorum burayı. Açmayacaksın onu. Açarsan böcek girer. Kapatmamız lazım. Belim dur. Sıkıştım oraya. Bir şey yapmadım ben. Ayağımı ittirdim. Yok Kerem ya. Aa elim. Ah. Çek elini. Çekemiyorum. Yapma. Ne oluyor? Kurbanım yapma. Çek şunu. Kaldırtma bir çek. Buradan mı gıdıklandın? Yoksa buradan mı gıdıklandın? Kerem yapma. Gıdıklanayım. Yapma ya. Yok anlamadım. Buradan gıdıklanıyorsun. Gıdıklı yapma. Çek şu elini. Çek. Tamam. Yapma Kerem. Onu ben yapmadım. Böcek olabilir. Başlatacağım böceğini. Çek şu elini. Tamam. Gece gece ya. İyice kapat onu. Valla bir de oradan böcekler giderse görürüm ben seni. Çok da fena neymiş. İyi geceler. İyi geceler. Alo. Biliyorum geç olduğunu. Ama sana bomba gibi bir magazin haberi vereceğim. Fena mı? Ayşe Yiğiter'le ilgili. Bak dinle şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?